Merhaba arkadaşlar. Koleksiyonuma yine kattığım çakıları tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Kutuyu bir hayli doldurduk. İnşallah devamı da gelir. Bir Chris Reeve, Strider yahut Zero Tolerance'ın yeni modellerini eklediğimizde gerçekten daha da mutlu olacağım. Sağdan başlayalım şöyle. Bir tane Delica kattım koleksiyonuma. Odaklasın da yiyor. Zaten e, Enduro'da yeşil rengiydi gri rengini aldım gri rengi gerçekten titanyuma andırdığı için gayet hoşuma giden bir renk. E, çakı da gerçekten gündelik taşımak için mükemmel bir tercih yani zaten e, bütün forum sitelerinde ilk ona giriyor yani en iyi Everyday Carry günlük taşıma çakıları arasında ilk ona giriyor. İlk olarak bunu koyduk yani sıralama tabi fark ediyor. CRKT Deviation Böyle enteresan değişik bir dizayn olan bir çaka. Şöyle göstereyim. Gerçekten. Çok enteresan. Ee, güzel bir çakı. Yani güzel de açılıyor e, flipper'ı. Böyle enteresan ürünleri de size gösteriyorum ki e, Görün yani hani ürünlere, sahte ürünlere yahut e, taklit ürünlere para vermeyin. Yani yazık olur. Gerçekten almışken orijinalini alın, e, biriktirin. Bu şekilde ben tavsiyede bulunayım sizlere. CRKT deviation. Daha sonra bir tane Kirchhoff Emerson kattık. O da bu şekilde biraz daha böyle alt seviye hani alt seviye dediğim fiyatları daha ekonomik ürünleri katarak hani siz izleyici izleyicilerime de e, alabileceğiniz çakıları şöyle göstermek istedim e, yani 150 200 o civarlarıki fiyatlar daha alması mümkün bu da fena değil orta karar e, çakılar ama güzel tavsiye ederim. Yani fiyatına göre güzel ürünleri toplamaya çalışıyorum. CRKT Outrage. Mükemmel bir çakı fiyatına göre. Gerçekten ee, çok tavsiye ettiğim Kenan Yan'ın dizaynı. Yani Flipper'ı ee, çok iyi açılıyor. Ball bearing pivot olduğu için ee, yani şöyle hani kendinden açılan destekli bir açılışı yok. Normalde ama sanki destekliymiş gibi rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Bunu da şöyle son kez arkasında göstereyim. Deep carry paket klip. Evet. Kirshow Blur. Evet. Bunu da son zamanlarda kattım. Kirshow'un efsane modellerinden. Amerika'da ürettiği modeli. Kirshow'un genellikle ben Amerikan modellerini tercih ediyorum. Daha kaliteli. Fiyatları biraz daha pahalı ama gerçekten üst seviye hissi veriyor yani. Destekli açılışı olduğu için bu şekilde açabilirsiniz. Evet. Birçok insanda olan ve benim de çok tavsiye ettiğim Red 1 modelini de ekledik. Gerçekten mükemmel bir açılışı var. Kapanışı var. Gördüğünüz gibi yani bu kaliteyi belli arkadaşlar. A8 çeliği de fena değil. Güzel bir çeliktir. Evet. Çok güzel bir şekilde açılışı var. Tavsiye ettiğim bir ürün. Evet. Kirchhoff'un yeni e, piston modeli. Yani çok yakışıklı, çok güzel bir model. Gerçekten. Backspacer'ı da var. E, Evet. Destekli açılışı mevcut. Büyük bir çakı. Evet. Blur ile aynı çeliği üzerinde var. Ee, Sandvik olması lazım. Evet. Cold Steel e, Mini AK-47 bu yeni versiyonu gerçekten çok hoşuma gitti. Önceki versiyonundan G10 kabzesi daha kullanışlı. Onu elim almıştım. Biraz çok fazla agresif geldi. Bu biraz daha böyle mags olsun o tarzda. Yine agresif. Ama ben seviyorum agresif olmaları. Çünkü hissiyat gerçekten kaliteli hissi veriyor. Güzel evrede ikeri günlük taşımanız için. Özellikle bu yeni versiyonunu CTS-XHP odaklarsa şöyle. Heh. Bu çeliği ben tavsiye ediyorum. Ee, Birçok insanın en çok kullandığı çeliklerden bir tanesi. Aynı şekilde Domino'nun da aynı çelik var. Ve gerçekten fiyatları ikisinin arasında çok fazla fark var. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Çok ince yapmışlar yeni versiyonunu. Varlığı da ve yokluğu belli olmuyor yani. Hafif de gayet. Evet gelelim gerçekten yani arkadaşlar ben bu çakıyı daha önce ne, neden görmemişim bilmiyorum yani CRKT fosil ya mükemmel bir çak arkadaşlar yani bu bu paraya alabileceğiniz en iyi çakılardan bir tanesi yani bu açılışı yani şu sumut açılışı yumuşak açılışı kapanışı gerçekten ben binlerce lira para veriyorum yani bakın yani en favori çakım şu anda kapanıyor. Bu da aynı şekilde kapanıyor ve fiyatı gerçekten uygun bir fiyat. Hepinize önerdiğim bir ürün. Gerçekten e, mükemmel bir ürün yani. Ben konuşacağım çok fazla bir şey yok uçak ile ilgili. Mükemmel diyorum, geçiyorum. Eee Benchmate 710. Yani mesela bu şakayı çok övmemin sebebi diğerleri kötü anlamında değil. E, diğerleri de gerçekten çok kaliteli, çok e, tavsiye ettiğim ürünler. Burada kötü ürün göremezsiniz arkadaşlar. Yani ben bir ürünü alıyorsam, ben para veriyorsam bu 4-4'lük olmasa da 4-3'lük olacak yani illaki. Paramızın hakkını alacağız. Benchmade 710 modeli. Bu da bir forum sever arkadaştan temin ettik. Bunu da çok hoşuma gitti. Boyutları biraz büyük. Benchmade'de de zaten 940 modelim vardı. Hani bir tane de dedik büyük boyda bir Benchmade'imiz olsun. Bunu aldık. Daha sonra Allah kerim belki mini griptilyon falan ekleyebiliriz. Küçük anlamda her boydan olmuş olsun. Çok güzel açılıyor. D2 çeliği. Evet çok güzel de bir şey var, bıçak şekli var. Ee, gelelim evet ben biliyorsunuz e, titanyum çakılara e, gerçekten çok ilgim var titanyum çakılar. Parasının hakkını veriyor. Sağlamlık anlamında, his anlamında çok seviyorum. Viper Odino modeli. N690 Joe çeliği var. Gerçekten mükemmel bir çakı. Ee, sesi de çok kaliteli. Yani açıp kapadığınız zaman e, mükemmel bir hissi var açarken kapatırken. Şöyle. Gerçekten güzel. Evet. Spacer Ağır bir çakı boyutlarına göre. Evet. Ben ikisi zaten göstermiştim. Hisatsu modeli eklemiş olduk. Ee, gerçekten parasına göre kaliteli ürünler. E, CRKT ürünleri. Biraz ağır bir çakı. Gerçekten. E, kalın bir kabzesi var. Ama gerçekten güzel bir çakı. Tavsiye ediyorum. Çift... E, Arka tarafta şu tarafa basıp linear loku kapatırsanız bu şekilde kapanıyor. Yoksa aksi halde kapanmıyor. Evet Güvenlik koymuşlar. Buna tavsiye ettik. Son olarak eklemiş olduğum çakı da benim daha önceden elimde olan bazı nedenlerden dolayı koleksiyonumu dağıtmıştım. Onu tekrardan aldım. çakı tarihindeki en iyi çakı. Ben ilk 5'e geleceğini düşündüğüm bir çakı. Parametre 2 Mükemmel bir çakı arkadaşlar. Ergonomisi, Çeliği, Kilit mekanizması Yani mükemmel bir çakı. Oversize yani büyük e, hol olması, delik olması Açılışta Rahat bir şekilde açmanızı kapanışta da kapamanızı sağlıyor. Mükemmel bir ürün arkadaşlar. Yani paranızın hakkını e, alabileceğiniz bir ürün. spider efsane modeli. E, en çok bence satan e, sayılarında gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla spider en çok satan modeli. Yani söyleyecek çok fazla bir söz yok. Herkese tavsiye ederim. E, yakın zamanda da Allah nasip ederse e, ilk 5 videomu da yapmayı düşünüyorum. Hani üst seviye, orta seviye diye. İnşallah bakalım. Evet devamı da umarım gelir koleksiyonumuzun daha eksiğimiz var. Tamamladığımız zaman sizlere tekrardan bir video yaparak tanıtmayı isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.